Mutfağımızdan Mutfakta Hayat olarak tekrar merhaba. Sarma sevenlere müjde. Hepimizin pratik bir şekilde sarmadan sarma tencerelerimizde ve sofralarımızda malzemeler 3 su bardağı pirinç, 2 kuru soğan, 7 diş sarımsak, 2 büyük boy domates rendesi, yarım demet maydanoz, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, 2 yemek kaşığı nar eşkisi, yarım limon suyu, 1,5 çay bardağı zeytinyağı, asma yaprağı, sunum için samırsaklı yoğurt, 1 tatlı kaşığı karabiber, 2 tatlı kaşığı kuru nane, tuz, 2 tatlı kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı limon tuzu, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 2 su bardağı su, yetişmemiş şöyle koruk üzüm. Şimdi başlayabiliriz. Öncelikle kaynamış suyumuzun içerisine böyle belli bir miktar tuz ilave ediyorum. Daha sonra sirkeli suda bekletmiş olduğum yapraklarımızı suyun içerisine alıyorum. Ayrıca bu yapraklarımızı küçük, ufak olduğu için sarılmıyor. Hem de değerlendirmiş oluyoruz. Ve oldukça da lezzetli oluyor, emin olun. Yaklaşık bir 5 dakika rengi dönene kadar kaynatacağım. Pirinçlerimizi yıkayıp tenceremize almıştım. Üzerine doğramış olduğum samırsaklarımı, kuru soğanımızı şöyle tenceremize güzelce alıyorum. Baharatları, domates salçası, biber salçası, limon suyumuzu öncelikle elimle şöyle güzelce bir iç içe birbirine geçmesi için harmanlıyorum. Rendelenmiş domatesimizi 2 yemek kaşığı nar eşkisi, 1 maydanoz, 1 tekrar şöyle güzelce bir harmanlıyorum. Zeytinyağımızı, 2 bardak suyumuzu, 1 ettim. Şöyle güzelce bir harmanladım tekrar. Ve üzerine yetişmemiş koruk üzümlerimizi de şöyle serpiliyorum. Kapağımızı kapatıyorum. Doğru ocağa. Ocağa almış olduğumuz sarmadan sarmamızın tuzunu unutmuştum. Damak tadınıza göre tuzunuzu da ilave edin. Şöyle ben hemen hemen 2 tatlı kaşığı kadar ekleyeceğim. Daha sonra kaynadıktan sonra atacağım. Kaynadıktan sonra ocağımızın altını mum alevi kadar kısıp pişmesini sağlayacağım. Sarmadan zeytinyağlı yaprak sarmamız hazır. İsterseniz içerisine kıyma da ilave edebilirsiniz. Sunumda samırsaklı yoğurtla hazırladım. İnanın
tadı inanılmaz lezzetli oluyor. Küçük yapraklarımızı değerlendirmek adına da bu şekilde pilav gibi pişirebiliriz. Kanalımıza abone olmayı, yorum ve beğeni bırakmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Görüşmek üzere, hoşça kalın.